Karşı Radyo'da Tuncay ile B100'ü başlıyor. Her pazartesi albümlerin B100'lerindeki keşfedilmeyi bekleyen şarkılar, albümlerin gizli hazineleri ve "Aa evet bu da vardı" diyeceğiniz tüm şarkılar bir saat boyunca Tuncay ile B100'ünde olacak. Her pazartesi akşamı 8'de Karşı Radyo'da buluşalım. Selamlar. Çılgın bir haftanın ardından ben gene burada Karşı Radyo'da Tuncay ile B100'ünde olabildim. Olabildim diyorum çünkü hafta boyunca koma şeklinde bir gribin esiriydim ve bırakın programı, yataktan çıkmak konusu bile gözümde büyüyordu. Üstelik bu hafta bir de sahnem var. Ama en güzel tedaviyi gene müzikle motivasyonda buldum. Bu programda sağlık meselelerinden bahsedeyim diyorum. Bu sene çok ağır geçiyormuş grip, dikkatli olun derim. Bu haftaki program güzel müziklerden oluşan doğal antibiyotiktir. Tavsiye ederim efendim. Programa başlamadan önce benim için mühim bir duyuruyu yapmak istiyorum. Bu çarşamba, yani ayın 30'unda saat 21.30'dan itibaren, işiniz yok ise ben ve üstadım Doğan Kospançalı Kızıl Toprak Mekan Kalamış'ta sahne alacağız. 70'ler, 80'ler, 90'lar ve artık heybemizde neler varsa şahane şarkılarla şarkılayacağız ve çok eğleneceğiz. Gelmeyi düşünenleriniz olursa bilgiyi Mekan Kalamış'ın sosyal medya adreslerinden ve 0216 550 9985 telefon numarasından alabilirler. Programı benim en sevdiğim gruplardan Tuval ile açıyorum bu hafta. İskender Türsen ve Sezi Çeşitli'nin şahane blues rock grubu Tuval, 1996 yılında Tuval, 2001 yılında Pencere ve 2005 yılında Tiryakinim albümlerini yaptıktan sonra inzivaya çekildi. Keşke yeniden yeni şarkılarla Tuval'imizi bize geri kazandırsalar diyerek buradan İskender Türsen ve Sezi Çeşitli'ye selam ve sevgilerimizi gönderelim ve 2001 yılı çıkışlı Pencere'den Belamı Aradım ile şimdi Tuval radyonuzda olsun.
çok pişmanım. Her önüme geleni sen sandın. Tuval gerçekten bambaşka bir gruptu. Benim gibi kronik üst solunum yolları enfeksiyonundan muzdarip insanlar için ilaçların dışında deneyebileceğiniz pratik rahatlama yolları var. Bunlar denenip işe yaradıkları onaylanmış yöntemler olarak bu fakirin iyileşmesine yardımcı oluyor. İşte ilk tüyo. Çok öksürüğünüz varsa bir parça uzunca pamuğun üzerine limon kolonyası dökün ve karabiber serpin. Bir parça türbente sarıp ensenize yerleştirip üzerine örtün ve sıcak tutun. Bir süre sonra tatlı tatlı yakmaya başlar. Sonrasında bir sıcak duş ve işte rahatlama mümkün. Bu tüyoyu verdikten sonra bu haftanın büyük üstad Kayahan şarkısı muhteşem Kızıl Siyah Bulutları anons edebilirim. Şarkı 1995 yılı çıkışlı Benim Penceremden albümünden. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar sevdadır. Ben mi tuttum güneşi doğmasın diye? Doğmadıysa güneşim suçlu ben miyim yine? Sonbahar yaprağıyım, peşimde rüzgar. Dinmiyor gözyaşlarım, bomboş ufuklar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar, boş ver. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar sevdadır.
güneşi doğmasın diye. Doğmadıysa güneşim suçlu ben miyim yine? Sonbahar yaprağım peşimde rüzgar. Dinmiyor gözyaşlarım bomboş ufuklar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar boşver. Sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar boşver. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğin. Aklımdan keskin bıçak sevdadır. Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasınlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğim. Aklımdan keskin bıçak sevdadır. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar boşver. Nasıl? Tam bir müzikal senfoni değil mi? Şarkı Kayahan'ın senfoni olarak adlandırdığım şarkılarından biri. Tıpkı Canımın Yaprakları gibi. Sözler, müzikler, şiir, tizler, pestler, yaylılar, armoni, matematik ve Kayahan'ın müzikal dehasıyla ortaya çıkmış efsane şarkılardan biri. Bana her zaman çok iyi gelen şarkılardan olmuştur. Bir sonraki şarkıya geçmeden önce bir sağlık tüyosu daha vereyim. Öksürüğünüz varsa ayak tabanlarınıza Vicks sürmek de çok iyi geliyor. Tüm sinirler ayak tabanında birleşiyor ve ayak tabanınıza Vicks sürmek bir süre sonra iyi hissettiriyor gerçekten. Şimdi Aşkın Nur Yengi, 1994 yılı çıkışlı Kara Çiçeğim'in en güzel slowlarından sözü müziği kendisine ait Hudutsuz Sevdalar desin. Biz de kahvelerimizi, çaylarımızı tazeleyelim. Yaralandım dillerde.
Öksürüğü kesmek için bir diğer tüyo, kara turbun içinin oyulup bir tatlı kaşığı bal koymak ve bir gece beklettikten sonra ertesi gün bunu içmek. Tadı kötü değil inanın ve çok faydalı. İlkbahara, yeniden havaların ısınmasına, tatlı nisan yağmurlarına hasret kalmışken, şimdi Ajda Pekkan, 1991 yılı çıkışlı Senin Seçtiğin albümünden bir Şehrazat şarkısında bu bahar ile içimize baharlar getiriyor. Uzat bana sarılsam sevgiyle bu baharda öyle bir gün yaşat ki sen anı kalsın tüm doğaya bir daha uzat bana yaşarsın elimde sevgimizle and içsin anmaya bu aşkı her bahar dayamam seninle olmaya her yer geçer sanki zaman yanımda dokunmasın bize kimse kalalım biz baş başa sevdanla sar götür uzaklara almasın izler dünden yarınlara her bir an değsin binlerce yıla aşık ol yeniden bana sen bu bahar sevdanla sar götür uzaklara kalmasın izler
sana. Yeşersin elimde sevgimizle, ant içsin yapraklar, anmaya bu aşkı her bahar. Doyamam seninle olmaya, erir geçer sanki zaman yanında. Dokunmasın bize kimse, kalalım biz baş başa. Sevdanla sar götür uzaklara. Götür uzaklara, kalmasın izler dünden yarınlara. Deliler gibi sev, sakla, koru beni kollarında bu bahar. Üst solunum yolları dendiğinde bana çok iyi gelen çaylardan birinden bahsetmek istiyorum şimdi. Aktardan bulabileceğiniz kış çayının yanı sıra bilhassa sesini korumak isteyenler bu tarifi deneyebilir. Sıcak suyun içine 2 kaşık elma sirkesi, 2 kaşık bal, 1 kaşık tarçın, 1 limon, 1,5 kaşık toz zencefil atıp karıştırıp için. Tadı herkese hitap etmese de şifası garanti. Ayrıca biraz daha bal katıp tatlandırmanız da mümkün. Elma sirkesi bilhassa boğazdaki her şeyi temizleyip iyileştiriyor. Şimdi yeni albüm için gün sayan İzel, 1997 yılı çıkışlı Emanet albümünün en özel Mustafa Sandal şarkılarından Sır ile Tuncay ile Beyüzü'nün konuğu olsun o halde. Da var aşkın, tutamadım.
gider. Çekilirsem bir gün kuytuya, her mevsim bahar olmaz. Aldığım nefes bile yavaş yavaş, gözlerim boşa yaşlı. Sakındığıma hiç değdi mi? Dahası da var aşkım, tutamadım. Kış ayları bilhassa bol bol çorba içmeyi ihmal etmeyin. Zira çorba sizi sıcak tuttuğu gibi vücudunuzda hastalık süresince eksilen su, tuz, vitamin, protein gibi besinleri tamamlamaya da yardımcı olur. Bilhassa tavuk suyu çorba bu ayların olmazsa olmazı. O zaman şimdi Mustafa Sandal, 1996 yılı çıkışlı ikinci albümü Gölgede Aynı'dan sözü müziği kendisine ait iki tas çorba ile gönüllerimize şifa olurken, içeceğiniz bir tas çorba da canınıza şifa olsun. Hiç durmazdım.
vardı eteğin tepesinde. Tahta bir masa vardı bahçesinde üzerinde. İki tas çorba vardı sıcak sıcak içmesen de. Kız inan ki vallahi ben yaşardım hep seninle. Ne bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan. Ha bir an, anır, geçse de böyle. Ne bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan. Ha bir an, anır, geçse de böyle. Ne bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan. Gripseniz vücudu susuz bırakmayın. Ancak su içerken dikkat etmeniz gereken bir husus var ki o da içtiğiniz suyun pH'i. pH'i 7.5'in altında olan suları tercih etmeyin çünkü o sular ölü sudur ve vücuda hiçbir faydası yoktur. Su ne kadar bazikse o kadar iyi. Hele pH 8 ve üzeri sular çok çok iyi. pH 7.5'in altındaki suları içtiğinizde siz su içtim de vücudum faydalanıyor sanırsınız. Halbuki ölü su olduğu için vücudun su ihtiyacını karşılamaz o sular. Şimdi sular kadar bereketli komple bir müzisyene kulak verelim o halde. Ümit Say'ın 1996 yılı çıkışlı ilk albümünden Bu Sevginin Eseri diyecek. Sevginin eseri.
sensiz bitiyor. Yine yağmurlarla, ayrılıkla ömrüm geçiyor. Ufukta bir akşam. Öksürüğe iyi gelen bir diğer çözüm soğanlı su. Bir tane soğanı dörde bölüp bir bardak su ilave edip kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin. İçebileceğiniz ılıklığa geldiğinde suyunu süzdürüp bardağa koyup içine bir tatlı kaşığı bal ekleyip karıştırıp için. Geçen hafta Harun Kolçak'tan bahsederken bana hastane yatağında söylemeyi vaat ettiği şarkılardan bahsetmiştim. Bu hafta o şarkılardan ikincisini çalmak istiyorum. 1994 yılından kalan, sözlerini Harun Kolçak'ın yazdığı, müziği Doğan Çankuya ait şarkıda Harun Kolçak, "Yalnızlığımı ben seçtim" diyor.
Tuncay ile Beyyüzü Karşı Radyo'da devam ediyor. Sarımsağa doğal antibiyotik denir. Bir diş sarımsak yutmak ya da sarımsaklı yoğurt yemek sadece öksürüğü gidermekte kalmıyor, uyku ve tansiyon düzenleyici işlevi de görüyor. Daha da bir sürü faydası var üstelik. Sesimi nasıl korumam gerektiğini sorduğumda hocam İlter Burak da bunu tavsiye etmişti. Şimdi sırada sesi de kendi gibi şifa verici Deniz Arcak var. 1995 yılı çıkışlı Beyaz Vadi'den bir Cenk Eroğlu şarkısında Bin Günah diyor Deniz Arcak. Başucumda dayanırım kollarım.
Sesi korumak için yenilmesi gereken bir diğer yiyecek yeşil elma. Genel olarak yeşil sebzeler özellikle C vitamini açısından çok iyiyken, yeşil elma sesin korumasında da çok faydalıymış. Bunu da Koro Hocam İlter Burak'tan öğrenmiştim. Şimdi Sesi Şifa Sevingül Bahadır, 1991 yılı çıkışlı Cana Yakın albümünden bir İlhan İrem şarkısında Kırık Dökük Yasak desin şimdi ve Tuncay ile Beyüzü Karşı Radyo'da tüm hızıyla devam etsin. Öksürük için yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emmek de çare olabiliyor. Bu kısa bilginin ardından kaybından dolayı hala burnumun direğini sızlatan Kerim Tekin'e kulak verelim. İlerleyen programlarda hakkında uzun uzun konuşacağım Kerim Tekin hakkında şu an sadece şunu diyebilirim ki çok büyük yerlere gelecekti. Hatta bence Tarkan kalibresinde olabilecek bir potansiyeli vardı. İki albüme bile şahane bir isim bıraktı akıllarda. Kerim Tekin, Tuncay ile Beyüzü'nde 1995 yılı çıkışlı Kara Gözlüm albümünden bir İlhan Şeşen şarkısında Yine Beni Sev diyecek.
günden beri iki düşman gibiyiz. Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var. Sen bensiz, ben sensiz, iki pişman gibiyiz. Yakışmıyor bize uzaklar. O günden beri iki düşman gibiyiz. Ne bir iz, ne bir haber, ne bir umut var. Sen bensiz, ben sensiz, iki pişman gibiyiz. Yakışmıyor bize uzaklar. Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz. Sevgiliden çok ne var, böyle sevda bulunmaz. Yine beni sev eskisi gibi, al beni götür uzaklara. Yine yüreğim deli gibi, isyan ettim yasaklara. Yine beni sev eskisi gibi, al beni götür uzaklara. Yine yüreğim deli gibi, isyan ettim yasaklara. Yine beni sev. Kerim Tekin'den bahsetmişken bir diğer çok sevdiğim Erken Kayba Uzanalım ve Güzeller Güzeli Ajlan'ı Mine ile birlikte çıkardığı Aşk Olsun albümünden Çare Yok ile Tuncay ile Beyyüzü'nde analım. O dönemler herkesin favorisi olan Ajlan Mine ikilisinden Ajlan'ı maalesef 1999 yılında trafik kazasında kaybettik. Ajlan pop müzikte eserler seslendirmesine rağmen aslında Türkiye'nin en iyi caz sanatçılarından biriydi. Mine ile birlikte 1993 yılında tatlı bir ikili olarak Aşk Olsun adlı bir albüm yaptılar ve şimdi o albümden Çare Yok radyomuzda. Gece doluyor kapkara yüreğime. Bir parlayıp bir sönen ışıklar yok. Ne olur bir ses ya da bir nefes. Kalbim boşlukta çare yok. Ne olur bir ses ya da bir nefes.
kalbim boşlukta, çare yok. Elime ateşleri, korlarımı alayım o. Başıma belaları, zorlarımı sarayım o. Kendimi deli gibi yollara mı vurayım eyvah. Kalbim boşlukta, hiç çare yok. Ateşleri, korlarımı alayım ah. Başıma belaları, zorlarımı sarayım ah. Kendimi deli gibi yollara mı vurayım eyvah. Kalbim boşlukta, çare yok. Uzaklarda durgun, sakin bir deniz. Yakınım dolu bir çalayan ya, huzurlu limanlarda benim olan ya, bir çöp misalim dalgalarda. La 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 la. İçimdeki o ince yollardan çıkmazlara varıyor duygularım. Ne olur bir ses ya da bir nefes, kalbim boşlukta, çare yok. Ne olur bir ses ya da bir nefes, kalbim boşlukta, çare yok. Elime ateşleri, korlarımı alayım ah. Başıma belaları, zorlarımı sarayım ah. Kendimi deli gibi yollara mı vurayım eyvah. Kalbim boşlukta, hiç çare yok. Korlarımı alayım ah. Başıma belaları, zorlarımı sarayım ah. Kendimi deli gibi yollara mı vurayım eyvah. Kalbim boşlukta, hiç çare yok. Elime ateşleri, korlarımı alayım ah. Başıma belaları, zorlarımı sarayım ah. Kendimi deli gibi yollara mı vurayım eyvah. Kalbim boşlukta, hiç çare yok. Elime ateşleri, korlarımı alayım ah. Başıma belaları, zorlarımı sarayım ah. Nurlarda olsun Ajlan. Daha çok bahsedeceğim Ajlan'dan. Gelelim diğer sağlık tüyolarına. Kekik ve bal da öksürüğe çok iyi gelen ikili. Kekik yaprağını kaynatıp içine de bal katıp içmek rahatlatıyor. Bir an önce iyi olup yeniden sokaklara çıkmak için denemeli. Şimdi buradan konuyu nereye bağlayacağım? Gülay'ın 1998 yılı çıkışlı 3. albümü Bir Sevim Masalı'nın en güzel slowlarından Sokaklar gelecek şimdi. Oraya bağlayacağım. Benim için Gülay dendiğinde aklıma gelen ilk 3 şarkıdan biridir. Buradan da çok sevdiğim Gülay'a selamlarımı ileteyim. Seni bağrıma taş diye
bastım ama bir koruldum, içimi yaktım. Seni bağrıma taş diye bastım ama bir koruldum, içimi yaktım. Yokluğum çekerim. Of, sana sözüm geçmiyor. Ah ve gülümledim sana ben, derdini ben çekerim. Of, sana sözüm geçmiyor. Şimdi çok önemli bir sağlık tüyosu daha vereceğim. Mesela boğazlarınız haşat olmuşsa bilhassa sütten uzak durmanız daha iyi olur. Zira boğazınızdaki mikroflorası sütün içindeki organizmaların çoğalması için ideal ortam sağlıyor. Süt yerine bolca su ve taze meyve suları tüketmekte fayda var. Ihlamur ve kuşburnu çayı da iyi geliyor. Bunları yaparsanız şimdi Gökhan Tepe'nin 1996 yılı çıkışlı Çöz Beni albümünde dediği gibi umutsuzum diye diye gezmezsiniz benden söylemesi. Thank you.
kör karanlık odalar içinde. Ay kırsam bir duyanım yok, perişanım yar. Umutsuzum kör karanlık odalar içinde. Ay kırsam bir duyanım yok, perişanım. Saatler gene su gibi akıp geçti ve bir Tuncaylı Beyüzü'nün daha bu haftada sonuna yaklaştık. Bu hafta size kendi ağır gribimi geçirmek için doktorun yazdığı ilaçlar dışında evde kendinizi, vücudunuzu nasıl rahatlatabileceğinize dair tüyolar da verdim. Bunlar her ne kadar denenmiş doğal yöntemler olsa da tıbbi yardımın yerine geçmez. Bu yüzden öksürüğünüz uzun süre geçmiyorsa mutlaka doktora görünmenizde fayda var. Ve şimdi Nazan Öncel söylüyor. Ölüyorum, anlasana. Değişen bir şey olmadım. Oh.
kalbim hızla çarpıyor. Oh, 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 oh. Gel gör anlatamam sana. Oh, 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 oh. Hatırası dün gibi. Tuncay'la Beyüzü'ne son noktayı bu hafta Ayşegül Ağdinç koyuyor ve 1989 ve Ayşegül Ağdinç albümünden anlatmak istediğim bazı şeyler var diyor. Bu hafta programın başında yapmış olduğum duyuruyu tekrarlayarak bitireyim. Çarşamba günü yani 30 Ocak'ta Mekan Kalamış'ta 70'ler, 80'ler, 90'lar yerli ve yabancı şarkı hazineleriyle Doğan Kosmançalı Üstadım'la sahnede olacağız ve birbirinden şahane şarkılarımızı söyleyeceğiz. Biz çok eğleneceğiz. İsterim ki beraber olalım ve şarkılarımızı beraber söyleyelim. Program bilgisini benim Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarımdan, Mekan Kalamış'ın Facebook ve Instagram sayfasından ve 0216 550 9985 telefon numarasından öğrenebilirsiniz. Dilerim anlatmak istediğim bazı şeyler yerine ulaşmıştır ve hepiniz sağlıklı bir ay geçirirsiniz. Haftaya özel konuklu Tuncay'la Beyüzü'nde görüşmek üzere.
sizsiz olun, müziksiz kalmayın. Anlatmak istediğim bazı şeyler var ki boğazımda düğümleniyor, boğazımda düğümleniyor. İçimde bir sır var sana söylemeye, dilim varmıyor, dilim varmıyor. Dindirmeye gücüm yetmiyor, gücüm yetmiyor. Sıkıntılarım derin bir yara gibi canımı yakıyor, canımı yakıyor. İstediğim bir tek sen varsın. Kendi kendime düşündüm çok kere, kendi kendime de şimdi sen dinlemiyorsun. Çaresiz kaldığımda ve sen olmayınca karanlıkta kalıyorum, karanlıkta kalıyorum. Hissetmeye razıyım, görmekten vazgeçtim. Yeter ki dinle, yeter ki dinle. Anlatmak istediğim bir tek sen varsın. Kendi kendime düşündüm çok kere, kendi kendime ve şimdi sen dinlemiyorsun. Anlatmak istediğim bazı şeyler var ki boğazımda dinlemiyorsun.